Demans, halk arasındaki adı ile bunama. İnsanların hatırlamada, iletişim kurmada ve anlamada sorun yaşamaya başladığı zaman kullandığımız genel bir terimdir. Alzheimer hastalığı da bir demans çeşididir ve demans vakalarının %60'ı ile %80'ini oluşturur. Ya geriye kalan %20 ile %40'lık kısım Demans vakalarının %20 ile %30'luk kısmını oluşturan en yaygın ikinci çeşit vasküler demans yani damarsal demans'tır. Peki görevleri ne olursa olsun vücudunuzdaki bütün hücrelerin hayatta kalabilmesi için ne gereklidir? Oksijen. Hepsinin oksijene ihtiyacı var. Beyin hücrelerinizin diğerlerinden farkı yoktur. Aslında vücuttaki en büyük oksijen oburları bile olabilirler. Kalbimiz her attığında kanın yaklaşık %20 ila %25'ini direkt olarak beyin hücrelerimize pompalıyoruz. Yani bu kadar çok beyin hücresinin ve nöronların bu kadar çok oksijene ihtiyacı varsa özellikle kan akışı azaldığında beynin daha hassas ve korunmasız olacağını tahmin edersiniz. Bu yüzden yeterli oksijeni almadıklarında veya daha azını aldıklarında zarar görebilirler. Hatta ölebilirler. Şakak yani temporal lobdaki hücrelerinizin yeterli miktarda oksijen almadığını ve ölmeye başladığını varsayalım. Bir şeyleri hatırlamak ve yenilerini oluşturmak çok daha zor olacaktır. Çünkü burası beyindeki hafıza işlerini kontrol eden bölgedir. Vasküler demans işte bu. Vasküler derken kan akışı ve beyni besleyen kan damarlarından bahsediyoruz. Düşük kan akışı yüzünden beyne azıcık bile kan gitmezse beyin hücrelerinden sonra bazı zihinsel işlevler de yok olabilir. Vasküler demans nedeniyle beyne giden kan akışının kesilmesi yani önemli bir felç sonucu ani bir hasar oluşabilir. Bundan sonra da düşünce becerisinde ani değişiklikler gerçekleşebilir. Aynı zamanda düşünce becerisindeki değişiklikler ortaya yavaş yavaş da çıkabilir. Bu daha küçük çaptaki felçlere veya beyne giden küçük bir damarın tıkanmasına bağlıdır. Ama daha uzun soluklu hasarlara yol açar. Risk faktörleri kan akışınızla ve kardiyovasküler sisteminizle alakalı olduğu için buradaki tehlikeler kalp hastalıkları, kan akışı sorunları ve felç tehlikesini artıranlara oldukça benzer. Sigara kullanımı, yüksek tansiyon, spor yapmama, obezite ve kötü beslenme bunlardan bazılarıdır. Pekala bu demansın en yaygın ikinci çeşidiydi. En yaygın üçüncü çeşidi ise Lewy cisimcikli demans hastalığıdır ve demans vakalarının yaklaşık %10 ila %25'ine oluşturur. Bu hastalık, nöronlarınızın içindeki anormal protein yapılarından meydana gelir. Lewy cisimcikleri 1900'lerin başında bu yapıları keşfeden Frederick Lewy'nin adıyla anılır. Doktor Frederick Lewy aslında Levy cisimcikleri alfa sinüklein olarak adlandırılan bir çeşit proteinin birikmesi durumudur ve bunları beyin hücrelerinizde veya nöronlarınızda oyalanırken bulabilirsiniz. Alfa sinüklein proteinleri genel olarak beyinde bulunur fakat asıl işlevleri henüz tam anlaşılamamıştır. Ama şunu biliyoruz. hücreleriniz düzgün bir şekilde bu proteinleri işleyemediğinde birikmeye başlıyorlar ve bir şekilde lövi cisimciklerini oluşturuyorlar. En sonunda da hücreye zarar veriyorlar. Levy cisimcikli demansın belirtileri, düşünme ve hafıza sorunları, hareket problemi, titreme, halüsinasyon ve hatta uyur gezerlik, uykuda konuşma veya tekmeleme, uykuda fiziksel davranış bozukluğu gibi sorunlardır. Alzheimer hastalığı gibi bilim insanları, levi cisimciklerini oluşturan direkt bir sebep henüz bulamadılar. Ama bu konuda araştırmalar devam etmekte lüvi cisimciklerinin Alzheimer ve Parkinson'u olan hastalarda da bulunabildiğini biliyoruz. Bu da beynin bu çeşit proteinleri parçalarken yaşadığı sorunların benzer olabileceğini akla getiriyor. Parkinson'lu hastalar daha sonrasında demans geliştirebiliyor ve biz buna Parkinson hastalığı demansı diyoruz. Parkinson hastalığı genelde motor kontrolleri etkiliyor, öyle değil mi? Bu demans çeşidiyle Parkinson hastalığı motor işlevlere ek olarak zihinsel işlevleri de etkilemeye başlıyor. Diğer bir demans çeşidi ise ön şakak demansıdır. Eskiden buna pik hastalığı denirdi. Bu demans çeşidinde beynin özellikle ön ve temporal yani şakak loblarında olan nöronların hasar görmesi söz konusudur. Bu nöronlar hasar gördüğünde o bölgelerdeki belirli işlevler de etkilenir, değil mi? Ön lobdaki mekansal yönelme veya temporal şakak lob hasarı yüzünden oluşan konuşma problemleri bunlara örnektir. Demans genellikle başka sebeplerden de meydana gelebilir. Bu sebepler beyninizde giderek artan hasarlara yol açabilir. Mesela alkolün aşırı tüketiminin beyin hücrelerindeki zehirleyici etkisi beyin dokusuna hasar verebilir. Veya profesyonel boksörler ya da hem Amerikan futbolu hem de klasik futbol oyuncularında olduğu gibi tekrarlanan kafa travmalarında zamanla beyin dokusu ciddi biçimde zarar görebilir. Aynı zamanda birden fazla demans çeşidinin olması da yaygındır. Mesela Alzheimer hastalığınız varken damarsal demans hastalığınız da olabilir. Sağlıklı yaşamlar diliyorum. Hoşçakalın.